Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugün orijinal egzozu söküp yerine Scorpion Red Power Slip-On aldığımız egzozu takacağız. Size onun montajını göstereceğim, nasıl yapıldığını. Ben dün onu açtım, dayanamadım. Demontajını yaptım. Yani ufak bir bağlantı yaptım oraya. Şöyle şunu açalım. Evet. Bunlar bize gerekli olan anahtarlar. Burada da montaj instructions, montaj kelime bulamadım. Montaj talimatları var. Nasıl monte edeceğimizi anlatıyorlar burada. Numara numara her parçayı göstermişler. Yavaştan bir montaja geçelim diyelim. Allah'ın izniyle. Şöyle. Egzozumuz şöyle arkadaşlar. Sözümüz şöyle. Burada bir sürpriz de var. Bu egzozun çok sevdiğim tarafı. Neyse. Yavaş yavaş montaja başlayalım arkadaşlar. Evet. Öncelikle şu korumayı sökmemiz gerekiyor üzerinden. Bunlar şu üzerindekiler 5 alyan. 5 alyan da söküp korumayı alıyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Şalyanımızı da kullandık. Şöyle. Burada neyi var? Şöyle bu da. Bu da böyle sokmalı. Geçirmeli yani şöyle. Bunu da aşağı aşağı itip çıkarıyorsunuz. Şöyle orijinal egzozumuz ortada kaldı. Burada da biliyorsunuz şey var. Yukarıda geçen de söktüğümüzde adı aklıma gelmedi. Kabloları duruyor normalde. Burada iki tane kablo geliyor. Servonun. Servo aletinin. Servo cihazının. O kabloları burada söküldüğü için görmüyor. Kablo normalde buradan böyle yukarı geliyor şuraya. Servo body takmıştım ya ben. Hani demiştim egzoz biraz daha şey gelmesi için. Sesim daha desibelli gelmesi için. Neyse uzatmayayım. Bu korumayı söktük. Şimdi şu sıra şurada. Burada tabii önce burayı sökersek daha iyi olur. Çünkü burası tutuyor. Burayı sökersek, burayı sökerken elimize kalır. Düşer bu. Önce burayı sökelim. Sonra burayı söküp çekip alacağız. Şurada bir tane kelepçe var. Önce şu kelepçeyi sökelim. Vidanın durduğu pozisyon önemli. Sonra takarken yine bu pozisyonu takabilirsiniz daha kolay olsun diye. Bu 10 arkadaşlar. 10'u. Zor ama saniye bakayım ana arkadaşlar demontajını yapmadan önce bu egzozu sökmeden önce size önce bir orijinal sesin nasıl çıktığını göstereyim sonra da taktıktan sonra Scorpion'un sesini bir test edeceğiz onu da bir görün.
arkadaşlar, bunu çıkardık. Biraz zor oldu çünkü uzun zamandır çıkmadığı için orada teller falan da var üzerinde. Mesela bunu sonra tekrar kullanacağımız için burada bırakalım. Burasını çıkardık. Bunu da sökmek için şöyle bir şey gerekiyor. Bu tarafı bir de tarafı 10. Şöyle. Diğer tarafı, somun tarafı da 14. Şöyle size göstereyim. Ama 14 değil. 13. Bir dakika. Şöyle 13 kullanalım bakalım, 13 mü? Evet arkadaşlar, 13'müş. Tamam. Şöyle söküyorum da 13'müş. Bazen yanlışlar yapılabiliyor, kusura bakmayın, affola. 14 değil, 13'müş. Evet, şöyle. Şöyle söküp alalım. Şöyle. Şekilde. O da hazır. Şimdi şöyle bunu tutan başka bir yer var mı? Yok. Burası serbest. İç tarafta bir şey var mı? Yok. Yani normalde bu kadar olması gerekiyor. Şöyle çevire çevire. Biraz güç uygulayacaksınız tabi. Aha, şeyi çizdik şurasını. Şöyle. Kendinize doğru çekerseniz daha kolay oluyormuş arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi stok egzozumuzu, orijinal egzozumuzu söktük. Tamam. Bunu şimdi şöyle kenara koyalım. Bayağı da bir ağırmış yalnız ha. Bayağı da bir ağır. Bir de egzozun sesine bakalım mı? Çok çıkacak ama sesi. Acayip. Bir çalıştırayım. 5 saniyeliğine. Onu da kapatalım ondan sonra. Komşular rahatsız olmasın. Ses bu. Evet arkadaşlar, montajımız zorlu da olsa birazcık şey yaptı, bizi zorladı. Zorlu da olsa montajını yaptık sonunda. Taktık egzozumuzu. Canavar gibi oldu. Çok şükür. Şurada onu anahtarla çıkardığımız vida yalama yapmış çıkarırken. Onunla uğraştım biraz. Yeni vida taktım buraya. Şurada ince bir husus var. Şu gördüğünüz olay, bilmiyorum bunun adı ne, bu Clemens sanırım ama emin değilim, Clemens miydi adı. Bu bunun içindeydi şurada. Bunu çıkartmadan bunu takamıyorsunuz. Bu kafa girmiyor buradan içeri. Önce bunun demontajını yapmanız lazım. Bunu sökmenizi söküp atmanız lazım buradan. Ondan sonra bunu takıyorsunuz. Kolaylıkla, rahatlıkla takılıyor. Zaten gerisi kolay. Bunu takıyorsunuz. Kelepçe takıyorsunuz. Ondan sonra şu montajı yapıyorsunuz. Bu da orijinali bunun 6 alyan. Diğer tarafı yine 13. Sıktım. Diğer egzoza göre çok daha hafif. Ve Scorpion'un dediğine göre 2.4 beygir herhalde. Arttırıyor diyor ama artık arttırıyor mu arttırmıyor mu bilmiyorum. Ama büyük bir avantajı daha hafif olması. Gelin bir sesini dinleyelim. Bir bakalım sesi nasıl olmuş. Bir fark var mı? Nasıl bir fark var? Bismillah.
bence çok da daha çok da güzel yakıştı yani motora. Sizin düşünceleriniz de benim için önemli. Lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Bu Scorpio'nun burada İngiltere'de Road Legal olarak geçen egzozu, yani legal yollarda kullanabiliyorsunuz. Bazıları sadece pist için kullanılıyor, bazı egzozlar bu pistte de kullanabiliyorsunuz, bunu yolda kullanabiliyorsunuz. Yani illegal bir durum yok. Bakalım nasıl edeceğiz. Ses gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şu egzozun bir güzel tarafı da, benim çok hoşuma giden bir tarafı arkadaşlar. Bakayım. Gerçi daha soğuktu motor. Yeni çalıştırdım. Şu gördüğünüz plastiği söküyorsunuz buradan. Şurada ne var orada? 5 alem mi o? Bakayım. Ne görünüyor? 5 gibi görünüyor. Muhtemelen 5 alem. Bakayım. Size de göstereyim onu da. Şuradan şöyle 5 alyanı söküyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bunu ben sökmeyeceğim ama size gösterme amaçlı. Şöyle söküyorsunuz bunu buradan. Şöyle. Bunu kaybetmeyelim. Ondan sonra şunu bakalım, şöyle yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, burada bir şeyimiz vardı. Bir vidamız vardı. Onu gösterecektim size. Oradan şuradan şunu açıp altında bir alyan var, 5 alyan. Şu oradan alyanı görünüyor, hatta burada söküp şu içindeki Dolby Killer var. Yani Dolby şeyini, susturucusunu sökecektim kısacası. Sökülmedi, bayağı bir zorladı beni. Ben de uğraşmak istemedim. Yani biraz daha kalın ses çıkıyor, biraz daha kaba ses çıkıyor ama güzel. Ben beğendim. Siz de düşüncenizi yorumlarda belirtin. Teşekkür ederim İzlediğiniz için. Kanalı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.